Evet, oldu herhalde. Evet, hazırsan. Nereye? Bir. Biraz kendine yaklaştır istersen. Ters döndüm. Ters mi? İyi, şu an ters mi? Yok, yok, iyi. Tamam. Her şey yolunda. Başlayayım mı? Bir saniye abi. Evet. Başlıyorum. Değerli izleyiciler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlayarak bugünkü yayınımıza da başlıyoruz. Çok kritik bir galibiyet aldık bu akşam. Tuzla Spor'u evimizde 2-0 mağlup ettik. Ve hemen sıcağı sıcağına Samsun Spor'u yorumlayan değerli arkadaşımız Mehmet Yılmaz da galibiyetimizi konuşmaya başlayacağız. Mehmet Hocam İstanbul'da her zamanki gibi. Hocam güzel bir gün, bir 3 puan. Ne diyorsun? Güzel, keyif kahveni içiyorsun gördüğüm kadarıyla. Evet. Evet, yani özlemişim. 3 hafta art arda berabere kalmıştık. Ondan öncesi galibiyetti ama yani ihtiyacımız olan bir galibiyetti her anlamda. Ve bence beklenen bir galibiyetti. Yani maç öncesi arkadaşlarla konuştuğumuzda da tahmin ediyorduk. Hatta ben skoru da bildim 2-0 olarak. Hani kahin falan değilim ama bu sefer bildik yani. 0 beklenen bir skordu. Golleri 16. dakikada, golü erken bulduk. Bir defa bu iyi bir şey. Evet, evet. Rakip hemen bir şey oldu, abondane oldu, toparlanamadı. O şekilde onun şeyle devre arasını bulduk. İkinci devrede bitirici vuruşu forvetlerimiz değil ama Yalçın yaptı. Evet. İki golü bulduk. Yiyebilirdik. Nurullah çok iyiydi bugün. Forvette de üçü bulabilirdik. Bir türlü işte ayaklarımızın beceriksizliği her zamanki gibi. Maalesef. Maalesef evet. Yani maalesef. Yani iki tane... Bir tane ilk, bir de ikinci gerçekleşti. İlk defa kornerden gol attık. Seninle uzun süredir Veli üzerinden çok konuşuyorduk. Yani kornerlerde çıkan stoperlerin gol atması gerektiğiyle alakalı. Bugün Veli yoktu. Onun yerine Yalçın vardı ki aslında esas 11 oyuncusu Yalçın'dı ama bir Covid ardından işte sakatlık derken formasını kaptırmıştı. Bugün tekrar aldı ve golle döndü. Bu iyiydi. Kornerden gol atmış olmamız iyi bir şey. Çünkü bu önemli bir silah. Yani oyunun tıkandığı yerde stoperlerin gelip duran toplarda kafa gole atması çok önemli. Dünyanın büyük takımlarının da önemli silahlarından birisi. Yani bu bir hücum alternatifidir. Bu anlamda iyiydi. Bir diğeri de Eskişehirspor maçından sonra sanırım o maç tekti. Hafızam beni yanıltmıyorsa ilk defa ilk yarıyı gol atarak kapattık. Hem de önde kapattık. Çünkü biz ilk yarıları biraz heba ediyorduk. Yani ya 0-0'la geçiyorduk ya da işte 0-1'le falan geçiyorduk. Dediğim gibi yani golü erken atmış olmamız rakibi demoralize etme açısından da hayli faydalı oldu. İyi bir yine kanat beki çıkışından iyi bir ortayla geldi gol. Erhan Kartal zaman zaman yapıyor bunları, hep yapamıyor ama iyi bir ortaydı. Bu anlamda iyi ama hücumda yine tıkanıklıklarımız var. Yani Burak Çalık, geçen programda da bahsettim. Bizim bildiğimiz Burak Çalık formunda değil. Eminim o da kendi performansından çok memnun değildir. Yani o çok kapasitesi yüksek bir oyuncu. Daha iyilerini yapmış, yapabilecek bir oyuncu. Ama biraz düşük vites oynuyor. Nadir de gol atamadı. Yani, ama gerçekten iyi mücadele etti. Fakat mesele şu, yani biz Nadir'in mücadele etmesini elbette istiyoruz ama gol atmasını da istiyoruz. Bir ara kimlik bunalımı yaşadı. Böyle oyun kurucu gibi gerilere geldi. Hatta bir savunmadan top çıkardı, hatırlarsın. Ben dedim stoperi deniyorum dedi galiba. Dedi. Evet, evet. Boğuştu gerçi rakip savunmayla. Sonra değişikliklerle birlikte işte iki yabancı oyuna girince bu sefer Nadir'i hakikaten orta sahaya çekti. Hocam 10 dakika kadar da öyle oynadı. Genel anlamda iyi mücadele ettiğimiz bir müsabaka oldu. Tuzla Spor ilk defa yenildi deplasmanda. Bu önemli bir şey.
Yani bunu söyleyebilirim. Yine maç notlarıyla alakalı şeyi de söyleyebilirim. Kaleci Haydar'ı söyleyebilirim. Taraftarlarımız Haydar'ı biliyorlar. Yani onun esprilerini de çok yapmışlardır mutlaka. Haydar Yılmaz aslında iyi bir kaleci. Bu ligin iyi kalecilerinden birisi. Fakat bizim Haydar'a şansımız çok tutuyor. Alanya Spor döneminden de iyi biliyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Alanya Spor'da Haydar'ın kaleyi koruduğu ve bizim oynadığımız son 4 maçta 16 gol attık. Yani 5-1, 4-0, 2-3 ve yine bir 5-1. 16 gol, maç başına 4 ortalaması. Bugün de sağ olsun bizi yine kırmadı. 2-0, 2 golle tamamlamış olduk. Belki yani böyle bir tarafı da vardı. Genel anlamda sadece 3 puan değil, pek çok şeyin bir arada olduğu, kazanabildiğimiz bir maç oldu diye düşünüyorum. Bir de daha önce konuşmuştuk senin abi, fikstür olarak nispeten daha rahat bir periyoda girdik şimdi. Evet. Yani Balıkesir'le başlayacak ve devam edecek. Biraz daha alt kategori, yani alt sıradakilerle oynayacağız. Ben notumu almıştım, hemen okuyayım. Sırasıyla değil ama Ankara Spor, Bolu Spor, Balıkesir Spor, Menemen Spor. Bu dördü, hani üçer puan oynamadan üçer puan yazdığımız, tabii ki sahada kazanılacak bu ama. Tabii ki futbol bu. Fikstür avantajı buradan başlıyor. Diğer iki rakibimiz de Adana Spor ve Bursa Spor. Yanlış bilmiyorsam Bursa Spor'la deplasmanda oynayacağız, Adana Spor'la içeride oynayacağız. Yani evet. Şimdi evet, dört evet. Rakibimize üçer puan yazarsak 12 Bursa ve Adana'dan da hani işler yolunda gitmedi birer puan desek en kötü 14, 20 artı 14 34 puan ediyor. 17 maçta 34 puan işte hedef. Evet. Evet. Yani tabii futbol bu. Bu hesaplar tutmaz genelde ama yani gidişat, hal ve gidişat iyi bir fikstüre girdiğimizi gösteriyor. Nispeten tabii ki. Yoksa her rakibi yenebilecek durumda ama baktığımızda hedefi tutturabileceğimiz bir periyoda girdik. İnşallah Allah bir sakatlık, aksilik nasip etmezse bu şekilde devam ederiz. Hocam şimdi bütün 2-3 haftadır Samsun Spor sürekli taraftarı, camiası, yabancı oyuncuları konuşuyor. İşte ya isabetsiz transferler falan. Bugün yabancı oyunculardan Savicevic uzun bir süre aldı yine. Özellikle ben ilk yarıda çok beğendim. Kritik paslar attı. Yani olacak bu çocuk. Yani biraz daha böyle süre aldığında, takımdan oturduğunda olacak gibi görünüyor. Jesse ve Pluma sonradan girdiler. Aynı anda girdiler. Pluma'dan bir santrafor denemesi oldu. Hani bir bakayım yapabiliyor mu diye baktılar herhalde. O da ya bir topu direkten döndü. Şanssız mıydı, beceriksiz miydi bilemeyeceğim. Ama bir şeyler yapmaya da çalıştı. Jesse ise bir tane pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Niyeyse kaleciyi çalımlamak yerine taca doğru gitti. Ben anlamadım yani orasını. Yani ikisini konuştuğumuzda Pluma'nın ciddi anlamda bir özgüven sorunu yaşadığını anlayabiliyoruz. Yani vücut dilinden de belli. Kendine güvenini kaybetmiş, mental olarak sıkıntılı. Eğer devam edilecekse onunla bunun çözülmesi gerekiyor. Ama devam edilmeyecekse artık çok da bu saatten sonra bir anlam ifade etmeyebilir. Ama Jesse'yi kazanmak çabası içerisinde teknik heyet. Ya bir de şöyle bir şey var Akın abi. Yani kimse elemanından diyelim, çalışan elemanından az verim almak istemez yani. Pişman olmak istemez. Onun bütün maharetlerini sergilemesini ister. Burada da öyle bir durum var. Ama ya şöyle bir şey var. Yani yabancılar konusu gerçekten önemli bir mesele yani şu an camia içerisinde. Konuşulması, belki düzeltilmesi gereken bir mesele. Kadroya baktığımızda mesela bugünkü kadroda bile biz aslında büyük ölçüde geçen senenin takımıyla oynuyoruz. Yani bir sol bek Keremcan ve Savicevic ve santrforda Nadir. Bunun dışında geçen senenin takımı Erhan Kartal gitti geldi ama yine o bir iki sene önce yine bizdeydi alt ligde. Seninle ilk programımızda şunu konuşmuştuk. Şampiyon olmuştu Samsun Spor. Şampiyonluğu konuştuğumuzda hiç transfer yapmasak acaba bir üst ligde nasıl oluruz diye. Hatırlarsın belki bunları konuşmuştuk. Ve o zaman yani o üst ligde 8. ile 5. sıra arasında kalırız diye tahmin ediyorduk. Yani bu takım üst ligde 5'te 8 arası kalır. Playoff da yapabilir. Son anda kaçırabilir diye. Maalesef sakatlıklar, Covid, şu bu derken
yeni transferlerden fazla verim alamadık. Özellikle yabancı katkısı alamadık ve neredeyse geçen seneki takımla oynuyor gibiydik. Ve o takım bile üst taraflara tutunabiliyor. Bu da bir avantaj. Yani avantaj derken en azından olumlu tarafından baktığımızda öyle düşünebiliriz. Guido için ne diyeceksin? Kritik goller atıyor. Evet. Ya Guido belli bir standardı olan bir oyuncu ve şeyi futbol altyapısı çok iyi olduğu için futbolu biliyor. Yani formsuz da olsa, etkisiz de olsa pozisyon almayı biliyor. Bir oyun planı var yani kafasında. Bir kanat oyuncusu her şeyden önce. Dolayısıyla Guido benim sevdiğim, beğendiğim oyunculardan birisi. Takımda olması gerektiğine inandığım oyunculardan birisi. Ama şu olmalıydı, Guido'yu da kesecek bir kanat oyuncusu almalıydık biz. Yani Guido alternatif olmalıydı ki sezon başı planlamasında öyleydi zaten. Ama bugün geldiğimiz duruma baktığımızda Guido takımın banka oyuncusu. Bugün de işte biraz da bir gol attı. Etkili de oynadı bence, iyi de oynadı. Yürekten oynadı. Gökhan Alsan nerelerde? Ya son anda kadroda olmadığını gördük. Dünkü antrenmanlarda vardı. Yani beni duydum, bir sakatlık yaşadığını duydum ama ne kadar doğru açıkçası onu da bilmiyorum. Gökhan Alsan 11 çıkacaktı bence. Yani Kubilay çıktıktan demek sonra Gözler aradı, bir şey yapamadık, bocaladık, bir oyun kuramadık bir dönem. Yani Nadir'i geri çekti falan. Nadir'den ne kadar oyun kurucu olacak? Yani Gökhan bence 11'deydi ama son anda çıkarıldığına göre demek bir sakatlık oldu. Ya başka bir sorun yaşadı. Şey, odur yani durum. Anladım. Peki önümüzdeki haftalardaki karşılaşmalar için de biraz ne bekliyoruz? Takım iyiye doğru gider diye ümidimizi koruyoruz herhalde. Tabii yani üstten kopmadık. Kopmamak gerekiyordu. Fena bir tablo yok. Haftaya Balıkesir deplasmanındayız, yine pazar akşamı olacak bu maçta. Balıkesir düşüşteki bir takım. Topladığı puan da yanıltmasın kimseyi. Bir de çok sayıda oyuncusu Covid oldu. Bizim maçta da oynayamayacaklar. Bu hafta da Bandırma Spor'a kaybettiler zaten ilçe takımlarına. Ben o deplasmandan hayli umutluyum. Akabinde de hafta içi hemen dönüşte 3 gün sonra Menemen'le içeride oynayacağız. O karşılaşmada da yine 3 puan alacağımıza inanıyorum. Ama hep şunu söylüyoruz tabii, yani futbol bir bilim değil. Böyle olacak diye bir kaide de yok. Olmayabilirdi ama yani önümüzdeki doneler baktığımızda, bunu okumaya çalıştığımızda iki maçın da favorisi olduğumuzu düşünüyorum. Bu arada alakası yok gibi görünebilir ama bir şeyi de söyleyeyim. Çarşamba Spor da dün İçer İdman Yurdu'nu mağlup etti 1-0. Çok hoş bir galibiyetti. İçer İdman Yurdu aslında Mersin İdman Yurdu. Yani aynı isim değiştirdiler borçlardan dolayı amatöre düştükleri için. Yani 2014'te Kadıköy'deki finalde polis zoruyla çıkarılan taraftarlardan birisi de bendim arkadaşlarımla birlikte. Bu anlamda yani hiç alakasız gibi görünebilir ama Çarşamba Spor'un, ilçe takımımızın onları mağlup etmesi de güzeldi yani, ben böyle bakıyorum meselelere. Bir revanş falan değil, intikam duygusu değil ama futbol romantizmi. Futbol romantizmi diyelim buna. Ben intikam, sen şeysin, biraz daha kibar davranıyorsun. Ben de şey diyecektim, intikam acı, soğuk yenen bir meyve. Evet, yani o gün gerçekten yani tarifsiz bir haksızlık duygusu yaşadık biz her anlamda. Onun için önemliydi yani. Çarşamba Spor da iyi gidiyor, playoff oynayacak gibiler. İnşallah yollar açık olur. Zaten normal şartlarda Samsun Spor'un Süper Lig'de, Çarşamba Spor'un bence TFF birincilikte olması lazım. Yani ve ikinci, üçüncü ligde de birkaç tane daha yine alt kategori takımımızın olması lazım. Normali bu yani bu işin. İnşallah 3-4 yıl içerisinde o seviyeye geliriz hep birlikte. İnşallah. O çok önemli. Bir programımızın sonunda tekrar şeydeki TFF birincilikteki duruma bir göz atalım. Şu anda bizim önümüzde iki takım var. Altın Ordu'yla Keçiören. Bu iki takımı aslında hani sezon başında önümüzde bu maçlar oynanırken 10. haftalar sırasında önümüzde görsek göreceğimizi hani düşünemezdik herhalde diye zannediyorum. Yani. Ama şöyle sıralamada Altay'ın da iki maçı eksik olduğunu da dikkate alırsak
Yani 7 tane takımın çok kısa puan aralıklarıyla dizelendiğini görüyoruz. Bu 7 takımdan hangisi olsa şu anda favori şeyini koruyor. Bu arada Adana Demirspor kritik bir yenilgi aldı. Adana Demirspor bu kadronun hakkını veremiyor şu ana kadarki performansta. Özcan Pehlivanoğlu Hoca da zaten bu tahmini yapmıştı. Aslında Altay'ın yapmıştı hafta içi, işte, evet, evet doğru. Bursa karşısında ki Bursa Spor eğer genç kadrosuyla biraz daha dikkatli olsa Altay'a çelme de takabilecek futbol oynadı aslında ama talihsiz bir şekilde yenildi. Yani lige başlarken bizden daha hani önümüzde olursa şaşırmayacağımız iki takım Altay ve Adana Demirspor henüz istim tutturamadılar. Ama istim tutturmuş gibi gözüken İstanbulspor ve Tuzlaspor sekmeye başladı. Düşüşe geçti. Yavaş. Evet. Tabii bu lig enteresan bir lig. İstikrarını koruyan yukarıya doğru gidiyor. Biz inşallah bir çıkış dönemine doğru gidiyoruz diye ben ümidim var. Bu maça ben kırılma maçı demiştim maç öncesi yorumumda. O evet. Kırılma maçında yenilseydik biz kırılacaktık ama kırdık. Yani Tuzla'yı kırdık. Belki evet, Tuzla evet. Spor adına bir kırılma maçı oldu. Onlar belki bundan sonra kendilerine bir çeki düzen vermekte zorlanacaklardır. Ama biz çok önemli bir galibiyet aldık ve sezonun kırılma maçını kazandık diye düşünüyorum. İlk devreyi lider bitiren bir Samsunspor görürsek ben inanın şaşırmayacağım. Bütün ümidim de o. Tabii olabilir. Bizim de temennimiz o. Olabilir. Dördüncü de bitirebiliriz. Beşinci de bitirebiliriz. Lider de bitirebiliriz. Yani bu futbol özellikle de bu birinci lig o kadar ilginç ki abi. Üç hafta önce yaptığımız yorumları tekrar izlediğimizde şaşırabiliyoruz. Çünkü tam tersi durumlar yaşanabiliyor. Köprünün altından çok sular akar. Ama bizim genel planlamamızda çok ciddi bir sapma yok. Daha iyi bir kadro planlaması yapabilseydik ve sakatlık, Covid gibi şanssızlıkları yaşamasaydık şu an zirvede olurduk diye tahmin ediyorum. Ama kaybedilmiş bir şey yok. Fena gitmiyoruz. Toparlarız, daha da iyi oluruz. Son bir soru soracağım. Bir yeni transfer yapıldı hafta içi. Gece, evet. Bu tecrübeli de bir oyuncu. Ligi de tanıyan bir oyuncu. Fakat taraftarlar arasında ya biz golcü ararken siz gidiyorsunuz yine zaten oyuncu bolluğu olan işte Ferhatların, Oğuzların vesaire işte Rahmanların olduğu bir mevkiye oyuncu transfer ediyorsunuz gibi bir eleştiri de var. Bunu bir nasıl okudun sen? Gerçekten haklılıkta payı mı var yoksa ya şunu mu düşündüler? Biz hani aslında forvetlerimizde değil sorun oyunu karşı sahaya yıkamıyoruz. Karşı sahaya yıkabilecek bir işte ikinci Ferhat Rodons'un takımda mı düşündüler? Nasıl yorumladın sen bu transferi? Ya öncelikle şöyle yorumlamak lazım. Yapılan eleştirileri geçen de söyledim. Bir düşmanlık olarak algılamamak gerekiyor. İnsanlar üzüldükleri için, daha iyi olmasını istedikleri için eleştiri getiriyorlar. Ve futbol çok zor bir şey değil aslında. Yani herkesin fikri olan bir şey baktığımızda. O yüzden bu eleştiriler olacaktır. Şimdi Cece transferi şu anlamda ligi bilmiyor belki ama ülkeyi biliyor. Ankara Gücü, Kayseri Spor tecrübeleri var. Tecrübeli bir oyuncu. Demek ki bilinen oyuncu almak gerekirmiş fikrini bir bakıma teyit etmek anlamına geliyor. Birincisi bu. İkincisi ise işte 3000 tane oyuncu izledik. Bilmem kaç tane izledik falan. CC'yi izleyecek bir durum yok. Zaten adam işte 5-6 aydır top oynamıyor. Artı bilinen bir oyuncu. Yani 3000 tane izledik ama sonuçta yine CC'yi alıyoruz. CC faydalı bir transfer de olabilir. Olur da öyle tahmin ediyorum. Fakat bir bakıma transfer politikasının değiştiği anlamına da gelir bu. Yani bunu da kabul etmek gerekiyor. Sonra biz 6 oyuncu aldık. Yamayogo'yu işte niye aldık? Oynatmamak için. Yani saymıyorlar bile onu. İşte genç, ileriye dönük aldık falan. Niye ya? Ne gereği vardı? 6 tane iyi oyuncu alabilseydik gibi. Yani geçen seneki devre arası müdahaleleri beni umutlandırıyor. Geçen sene de devre arasında çok doğru, isabetli transferler yaptık ve takım Manisa'nın önünde aldı gitti. Bu sene de aynı tecrübelerden istifade edip varsa hatalardan dönüleceğini ve doğru takviyeler yapılacağını düşünüyorum. En azından buna inanıyorum. Ve değerlendirmek lazım. Mevki anlamında da evet yani Ferhat'ın olduğu bir yere bir CC aldık. Bilmiyorum demek oyun planıyla alakalı. Ferhat'ta yoktu zaten 5-6 hafta biliyorsun. Daha dirençli bir orta saha mı kurmak isteniyor? Yani çok bilemiyorum. Orada niçin düşünüldü bilmiyorum. Cece kötü bir oyuncu değil yani bildiğimiz kadarıyla.
Ama mevki anlamında niçin böyle bir tercih yapıldı? Mutlaka teknik heyetin bir planlaması vardır. Evet, hep beraber izleyip göreceğiz. Hocam yavaş yavaş programı kapatalım. Güzel bir program oldu. Çünkü takımımız kazandı. Kazandığı zaman daha neşeli oluyoruz. Daha güzel yorumlar yapıyoruz. Daha umutlu yorumlar yapıyoruz. Ya tabii bunu seyircimiz, bizi izleyenler anlayışla karşılarlar. Herkes Samsunsporlu değil, biliyorum. Benim kanalıma abone olanlar arasında Samsun'da olmayan da çok adam var. Yani hepsine teşekkür ediyorum. Anlayışları için de teşekkür ediyorum. Ben Samsunspor taraftarıyım arkadaş. Bunda yapacak bir şey yok. Ama hiç kimseye düşman değiliz. Tabii. Süper Lig'i de takip etmeye çalışıyoruz. İşte diğer takımlarımızı da, TFF 1. Lig'deki rakiplerimizi de dengeli biçimde yorumlamaya çalışıyoruz. Ama birazcık Samsunspor'a tabii özellikle maç sonrasındaki yayınlarımızda biraz ne yapalım? Hani skor yorumculuğu yapmaya başladık biraz. Bunu ben bizi anlasınlar. Yani spor yorumculuğu maç sonrası pek fazla olmuyor. Duygular öne çıkıyor ve duygular öne çıkınca da skor yorumcusu olmaya başlıyoruz. Bu normal. Biz çünkü sevdiğimiz takım için konuşuyoruz şu anda. Üzüldüğümüzde sevdiğimiz için üzülüyoruz. Kazandığımızda da sevdiğimiz için seviniyoruz. İzleyicilerimiz, Samsun'da olmayan izleyicilerimiz bizi anlayışla karşılıyorlardır diye umuyorum. Zaten Samsunsporlu taraftarlar bizim coşkumuza katılıyorlar. Ben Mehmet Hoca'dan son sözlerini alayım, ondan sonra programı kapatacağım. Tabii bizim Samsunspor'u tutuyor oluşumuz diğer takımlardan nefret ettiğimiz anlamına falan gelmiyor. Her takıma, her camiaya, her sevgiye zaten sempati duyuyoruz. Yani saygı gösteriyoruz en azından. Ama seninle yaptığımız bu program Samsunspor programı, zaten adı üzerinde. Özcan Hoca'yla, Naci Hoca'yla zaten ligleri değerlendiriyorsunuz. Yani objektif değiliz ama nasıl diyelim, haksızlık da yapmamaya çalışıyoruz. Evet. Duygularımızla konuşuyoruz biz burada. Teşekkür ediyorum. Evet, biz de Mehmet Hoca'ya teşekkür ediyoruz. Bizi izleyen herkese iyi günler diliyorum. Samsunspor'un önümüzdeki haftalarda oynayacağı karşılaşmalarda bu galibiyet serisini, yani bir galibiyet serisine başlamasını dileyerek bugünkü programı son veriyorum. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Bitirdik herhalde abi. Evet.